Nevşehir Kozaklı doğumlu olan Serkan Koç, sosyal medyada yapmış olduğu takipçi kitlesiyle Nevşehir'de adını duyurmayı başardı. Sosyal medyaya olan ilgisiyle başlayan bu serüvenin sonunda büyük bir aileye kavuştuğunu vurgulayan Serkan Koç şunları söyledi. Ben Serkan Koç, Nevşehir'li Kozaklı ilçesi doğumluyum. Halen de Kozaklı'da yaşamaktayım. Ayrıca bu Instagram'da fenomenim. Nevşehir'in en yüksek takipçili Instagram hesabına sahipsiniz. Evet, benim o, o kişi benim işte. Nasıl başladı bu Instagram serüveni? Bu Instagram ilk açıldıktan böyle birkaç ay mı desem, böyle veya bir hafta mı desem hı hı. ondan bu tarafa hep böyle bir ilgim oldu. Böyle büyük sitelerle, böyle büyük kişilerle hı hı. takipleşe takipleşe Ailemizi büyüttük. Bir emek var. Tabii emek var. Her zaman emek vardır. Yani böyle satın alma takipçileri falan değildir. Hepsi gerçek Gerçekten. takipçiler. Organik takipçi Organik mi diyorsunuz? Organik takipçilerdir. Hı -hı. Yani buralarda çekilişlerimiz falan ola ola büyüdük gittik. İnsanlara hediyeler veriyorum genelde. Tam onu soracaktım. Sayfanızda neler var? Neler hediye ediyorsunuz? Mesela bir kişi sponsor seçiyoruz veya ben o gün olmasa da kendim veriyorum. Hı -hı. Sponsor olan kişi de e, gönlünden ne kopuyorsa onu... E, hediye olarak çıkar diyor. Haftada iki kere, üç kere bir çekilişimiz oluyor. Zaten hesabınızı da şimdi paylaşacağız biz. E, vatandaşlarımız da, seyircilerimiz de takip etsin diye. E, örnek verebilir misiniz mesela bir çekilişte? Ne gibi çekilişlerde sponsorluklar oldu? En son oldu? çekilişimizde bir, iki tane eğitim drone'u verdik. Kişi sponsor oldu. Üç kişi etiketledi. Ayrıca YouTube kanalı, abone kanalına abone oldu. Sonra da tekrar Çekilişle iki kişi hediyesini verdik. Çekilişi sistem kendisi sanırım belirliyor. Yok kişiyle biz canlı yayın yapıyoruz. Ortak. Evet. Yani hile olmasın diye. Orada bilgisayar ekranında kişileri takip etmiş mi etmemiş mi veya kontroller yapıldıktan sonra da tekrar hediyelerimizi kişilere gönderiyoruz. Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra insansız hava aracı ticari pilotluğu da yapan Serkan Koç pilotluk macerasını da şu şekilde anlattı. Şimdi drone hediye ediyoruz dedik. E, hakkınızda şöyle de bir şey biliyorum. İHA pilotluğu yani insansız evet. hava aracı evet. pilotluğu yapıyor evet. musunuz? Kendim insansız hava aracı ticari pilotuyumdur. Evet. Nasıl başladı bu hobi olarak mı başladı e, meslek bu, olarak? bu hobi bana Almanya'dan ilk başta ben orada üniversite okurken böyle bir istek oluştu. Evet. Gele gele bu zamana kadar geldik yani. Türkiye'de de bu bunların kurslarını araştırdım, böyle şeylerini araştırdım. E, kurslara gide gide kendim İHA pilot sertifikamı aldım ve şu an uçuşlarımı yapıyorum. Şimdi ilk başta başlayalım, böyle ilk adım olarak. Şimdi çok fazla meraklısı var. Bu Tabii. drone e, uçurmak konusunda. E, işte video fotoğraf çekme heveslisi ve gerçekten isteklisi çok fazla. Tabii. İlk aşamada insan isteklisi ne yapması gerekiyor? İlk başta istekliyse bunların kursları var. Evet. Kursa gitmeden hiçbir şey olmaz. Yani artık uçmak yasak. Yani herkes uçuş izni olmadan uçulması yasak. Ehliye evet ehliyet. Bunun belirli bir günler içerisinde kursları açılıyor. Kurslara giderek ilk başta ehliyetini alacak. Ehliyetini aldıktan sonra da eee alacak. Drone'un da ...SGM'nin sitesine kaydettirecek bakanlığın sitesine. Sisteme işliyorlar. Sisteme işliyorlar. Aynı bir araba alır gibi veya hani bir yani ruhsat alır gibi işliyorlar. İşledikten sonra da uçuş izni talep ediyorsunuz. Hı hı, uçuş izni talep ediyorsunuz. Nerede uçacağınız uçacaksınız mesela orayı söylüyorsunuz. O konum size eğer uçuş izni verirse uçuyorsunuz yoksa uçamıyorsunuz. İzinli ve kontrollü Aa, bir şekilde. İzinli ve kontrollü bir şekilde bakanlığın onayıyla uçuyorsunuz. Peki e, gençlerimiz Dron ehliyeti aldılar. Bir Artık pilotlar nasıl bir meslekte bunu icra edebilirler? Yani bir mesleğe dökmek isteyen olmak isterse e, ne yapması gerekir? Bunların çok geliri yüksek mesela. E, fotoğrafçılık, video, mesela gezi, tanıtım, tanıtım sayfasında veya yani bu dronla her şey yapılabilir. Şu an mesela haberleşmede kullanılıyor çoğunda. Çağ zaten teknoloji çağı, Aynı her şey dijital da. bir ortamda. Aynen öyle. Ee, mesela Afat'ta bile şu an dronelar kullanılıyor mesela. Aynen. De, mesela dronlar. tur kullandığımız şey telefon hatlarında kesildiğinde dronelarla iletişim sağlanabiliyor. Çok güzel. Peki biraz daha bir Instagram hesabımıza dönelim. Çünkü çok muazzam evet. bir şey Nevşehir'de bu kadar takipçiye ulaşabilmek. E, hedefimiz var mı bir amacımız? Instagram sayfamızı ne hangi konuma getirmek istiyoruz? Instagram'ımız inşallah büyük kişiler gibi yani böyle Instagram fenomenleri var. Hı -hı. Bir milyonu geçmeyi talep ediyoruz. Evet. Geçtikten sonra da işte memleketim olan Kozaklı'yı da daha çok tanıtacağım. Şimdi biraz yavaş yavaş atlamayalım adım diye adım adım, adım giderim diye mavi tık için başvurduk. Onu bekliyoruz. Hı -hı. İnşallah o da olduktan sonra... İnşallah en kısa zamanda alacağız. İnşallah, inşallah. Böyle böyle devam ederek gideceğiz. Peki, şimdi bir milyon takipçi dedik hedefimize. Sponsorluk açısından gelen takipçilerimize en büyük olarak, hani böyle aklınızdaki hedef olarak ne hediye etmek istiyorsunuz? Hani en son ben arabayı vereceğim birine, bir araba hediyem olsun bir sponsor vasıtasıyla evet. ben rahatlayacağım, rahat uyuyacağım dediğiniz bir hediye var mı? Vallahi en çok drone hediye etmeyi istedim. Evet. O da bu hafta verdik. Evet. Ama ilerleyen haftalarda yine drone çekilişi olacak. Hı -hı. Ama bir milyon olduğumuzda da ben güzel bir hediye hazırlayacağımı söyleyebilirim yani. Evet. Serkan Bey'den de tüyo geldi, ipucu geldi. Peki e, bu hafta bir çekilişimiz var mı? Seyircilerimizi bilgilendirelim, sayfayı takip etsinler Instagram sayfasını. Oradan hangi çekilişle karşılaşacaklar ilk olarak? Bu hafta 5 tane e, gimbal çekilişimiz var. Evet. Youtuberların kullanabileceği Çok e, böyle videonuzu veya şeyini... 5 tane veriyorsunuz. 5 tane veriyoruz, evet bir sponsor firmamız var o, onun eşliğinde. Peki, şartlarımız neler? Şartlarımız 3 kişiyi e, etiketleyecek kişiyi... Kişinin YouTube sayfasına abone olacak. Başka bir çekilişimiz yok. Sponsorun YouTube evet. sayfasına abone oluyoruz. Daha bir sonrasında... Bir kere yorum atıyor. Fazla atmak da yasak yani. Evet. Bir kere mahsus. O da şansınıza kalmış. Çıkarsa size drone, e, drone değil pardon gimbal çıkarsa evet. sizindir. Evet aynen öyle hanımefendi. Anadolu RTV mikrofonlarına konuşan Serkan Koç, Anadolu RTV ve Nevşehir Kent Haber Gazetesi'ne de teşekkürlerini sundu.